Şimdi fiil çekim eklerinden kip eklerini yazarak şuraya başlayalım. Ha, bir şey daha ekleyelim. İki tane ya bu arkadaşlar fiil çekim ekleri. Bu fiil çekim ekleri iki taneyken fiil çekimlenirken her zaman önce kip eki gelir, sonra kişi eki gelir. Bunu söyledikten sonra kip ekleri kendi içerisinde ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Nedir onlar? Biri haber ya da bildirme kipleri dediğimiz ekler. Diğeri ise direkt şart kipleri dediğimiz ekler. Haber bildirme kipleri, onun bir ismi daha var tabii ki, onu da yazalım. Haber bildirme kipleri benim karşıma haber bildirme ya da zaman kipleri olarak çıkabiliyor. Şimdi arkadaşlar, haber bildirme kipleri zaman ekleri olarak biliyoruz biz bunları. Neler mesela? Bir, geniş zaman kipi. Nedir arkadaşlar geniş zamanın ekleri? R var. Ir, ir, ur, ür var. Ar var, er var. Bu şekilde karşıma çıkıyor. Hemen örnek yapalım. Mesela çalışmak fiiline gelen ır. O her zaman çok çalışır. Çalışmak fiilinin üzerine gelen şu ır arkadaşlar, çalışmak eyleminin neyini bildiriyor? Zamanını bildiriyor. Ya da o çok gezer. Gördüğümüz gibi yine geniş zaman. Ya da ne diyebiliriz? Ben çabuk anlarım. Şu ın bizi ilgilendirmiyor şimdi. Bizi ilgilendiren şu. Geniş zaman kipi. Sonra arkadaşlar, şimdiki zaman kipi var. Nedir şimdiki zaman kipinin eki arkadaşlar? Yordur. Yor. Yani uyuyor. Eylemi şimdi yaptığını bildiren. Dinliyor. Olsun mesela. Ya da sun olsun bu defa da kişisi. Bu şu anda beni ilgilendirmiyor. Dinliyor. Dinleme eylemi şimdi yapılıyor. Uyuma eylemi şimdi yapılıyor. Sonra arkadaşlar, gelecek zaman kipi var. Nedir gelecek zaman kipi? Acak, ecek. Ne diyebiliriz? Hastası, doktor hastasını biraz sonra görecek. Görme eylemini gelecekte yapacak. Ne diyebiliriz? Bugün kızına güzel bir cep telefonu alacak. Alma eylemini yapacak bugün ilerleyen saatlerde. Yani bugünün gelecek saatlerinde. Sonra arkadaşlar, geçmiş zamanlar. Geçmiş zaman kipi. Geçmiş zaman arkadaşlar ikiye ayrılıyor. A, görülen geçmiş zaman. Nedir görülen geçmiş zamanın ekleri? D, di, du, dü ya da t, ti, tu, tü olarak benim karşıma çıkıyor. Şimdi arkadaşlar, d, di, du, dü, t, ti, tu, tü olarak benim karşıma çıkıyor. Örneklerine bakalım. Geldi, geçmişte. Gör, dü'ler derken şu'ler kişi eki. Şimdi beni ilgilendirmiyor. Şu dü. Bunlar nedir? Görülen geçmiş zaman kipidir. Bir de ne var? Arkadaşlar, duyulan geçmiş zaman.
Bu duyulan geçmiş zamana bazı kaynaklarda anlatılan, bazılarında da öğrenilen denilebiliyor. Unutmayalım. Hani karşımıza anlatılan geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman diye çıkar. Burada da duyulan geçmiş zaman kastediyor. Unutmayalım arkadaşlar. Bunun ekleri neler? Mış, miş, muş, müş. Yani mesela ölmüş. Buradaki müş ne? Ölme eyleminin geçmişte. Benim bunu genellikle duyduğum ya da başkasına bana anlatılan ya da birinden öğrendiğim bir geçmiş olacak. Adından anlarsam duyulan geçmiş zaman, anlatılan geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman. Ya da ağlamış. Buradaki mış ne yine? Duyulan, anlatılan, öğrenilen geçmiş zaman eki olarak benim karşıma haber, bildirme, zaman kipleri olarak bunlar çıkıyor arkadaşlar. Şimdiki zaman, geçmiş zaman, geniş zaman, gelecek zaman. Gelelim direkt şart kiplerine. Direkt şart kiplerinde ise arkadaşlar bir zaman bildirmekten çok bir direkt istek söz konusudur. Şimdi onlarla başlayalım. 4 tane direkt şart kipi benim karşıma çıkıyor. Bunlardan birincisi istek kipi. İstek kipinin eki arkadaşlar A ya da E. Önce şunu söyleyelim. İstek kipi bugün İstanbul Türkçesi, İstanbul ağzında artık neredeyse hiç kullanılmıyor diyebiliriz. Artık bu Anadolu'da kısmi olarak yaşıyor. Türkülerde kaldı. Biz genellikle isteği şart kipiyle biraz sonra söyleyeceğim ifade ediyoruz. Ama bu ek her ne kadar istek ifade etmiyor olsa da artık bu ekin adı istek kipidir. Bunu unutmayacağız arkadaşlar. Mesela işte kurban olam diyoruz mesela. Olmak fiilin üzerine gelen şu a beni şu kişi ekleri şimdi ilgilendirmiyor. Kurban olam. Yani kurban olayım. Buradaki a nedir? İstek kipidir. Ya da Barış Manço'nun bir şarkısında vardır. Yol ver geçem der mesela. Geçmek fiilin üzerine gelen şu e nedir? Yine istek kipidir. Hemen şart kipiyle devam edelim. Şart kipi de sase'dir arkadaşlar. Mesela yağsa. Keşke kar yağsa. Ya da kazansam. Dikkat ederseniz arkadaşlar biraz önce söylediğim şey çıkıyor. Bu evet şart da bildirir ama artık bu çoğunlukla isteği biz şart ekiyle yapıyoruz. Şimdi şurada keşke kar yağsa derken biz bir şeye şart koşmuyoruz. Aslında anlam olarak istiyoruz. Ama bu ek benim karşıma çıkarsa ben buna ne diyeceğim? Şart eki diyeceğim. Çünkü bu ekin adı şart eki. İstek eki bu. Sonra arkadaşlar gereklilik kipi var. Gereklilik kipi nedir? Malı, meli. Mesela dilemek fiiline dilemeli. Mesela ondan özür dilemeli. Bu gerekiyor anlamda. Gereklilik kipi. Ya da görmeli. Bütün bu yaptıklarımı görmeli derken yine buradaki meli de nedir arkadaşlar? Gereklilik kipidir. Devam edecek olursak arkadaşlar son direkt şart kipimiz emir kipidir. Şimdi sevgili arkadaşlar emir kipine bakarken ben önce bir şey söyleyeyim. Buraya kadar gördüğümüz kiplerin hepsinde kip geliyor. Bir fiil çekimlenirken ne oluyordu? Kip geliyordu arkasından kişi geliyordu değil mi? Buraya kadar gördüğümüz bütün haber bildirme kiplerinde ve direkt şart kiplerinde kip geliyor önce, sonra kişi geliyor. Emir kipinde özel bir durum var. Emir kipi, kip ve kişi ekini birlikte ifade eden bir ek. Yani emir eki geliyorsa eğer, fiilin üzerine kip olarak gelen ek emir eki ise, o emir ekin içinde kişi eki de vardır. Arkasından bir kişi eki gelmez arkadaşlar.
Dolayısıyla eğer emir eki kişiyle birlikte geliyorsa demek ki bunun da kişilere göre farklı biçimleri var. O yüzden bunun da tablosunu yapalım. Niye 4 tane çizdik, 6 tane kişi var? Sen, o, siz, onlar. Ben ve biz nerede? Kişi kendine emretmez diyerek ben yani birinci tekil şahıs, biz yani birinci çoğul şahıs emir ekinin olmadığını söyleyebilirim arkadaşlar. Bunların emir tipinin birinci tekil ve birinci çoğul çekimi yok. Sen, mesela yapmak fiilini ne diyoruz? Sen yap diyoruz. Yani fiili söylüyoruz. Ek, bu ek arkadaşlar vurguyla gelen bir ektir. Ne deriz mesela? Bu soruları çöz. O mesela, o yapsın ya da çözsün deriz, değil mi? Demek ki emir kipinin üçüncü tekil kişisi neymiş? Sın, sin, sun, sün. Siz yapın ya da yapınız deriz, değil mi? Çözün ya da çözünüz deriz. Demek ki arkadaşlar ikinci çoğul şahısta emir eki neymiş? Ün kullanılırsa yapın, edin, görün, bilin, anlayın, bakın derken ın, in, un, ün. Eğer biraz daha bunu nazik bir şekilde, daha kibar bir dille söylerse bu ikisi de olur. İkisi de sizin emir kipidir. Inız, iniz, onuz, ünüz olur arkadaşlar. Hem ın, in, un, ün, hem ınız, iniz, onuz, ünüz. Onlarda nedir peki bu arkadaşlar? Onlarda da yap, sınlar, çöz, sünler. Demek ki sınlar, sünler arkadaşlar benim karşıma emir kipinin üçüncü çoğul kişisi olarak çıkıyor. Bunlar da emir kipi arkadaşlar. Dedik ya, emir kipleri geldiği zaman zaten kendi içinde hem emiri hem de şahsı barındırır. Tekrardan bir kişi eki gelmez. İşte haber kipleri ve dilek şart kipleri bunlar. Burada önemli bir noktaya değineceğiz arkadaşlar. Bir fiilin çekimlenirken bir tane kip, bir tane de kişi alma hakkı vardır. Yani bir fiil bir tane kip eki alır, bir tane kişi eki alır. Şimdi hemen zihninize üzerinde iki tane kip eki olan fiiller getiriyorsunuzdur. Onları ek fiilde anlatacağız arkadaşlar. Bir fiil üzerine ikinci kip ekini alır mı? Alır. Ama o nasıl alır? Ek fiilin yardımıyla alır. Onu anlatacağız. Ama bir fiil yalnız başınayken bir tane kip alır, bir tane kişi eki alır. Kip artı kişi ekiyle çekimlenmiş olur. Şimdi arkadaşlar, yani şöyle de diyebiliriz buna. Bir fiilin kip alma hakkı birdir. Kişi alma hakkı birdir. Bir kip alacak, bir kişi alacak. Şimdi arkadaşlar, burada kip eklerini görüyoruz. Bir fiil kip eki alırken bir tane bildirme kipi, bir tane direk şart kipi almaz. Bunlardan herhangi birini, kullanımımıza hangisi uyuyorsa onu seçeriz, o eki alır arkadaşlar. Bazen bildirme kiplerinden şimdiki zaman kipini alırken, bazen bir direk şart kiplerinden gereklilik kipini alır. Ama aldığı kip, burada biz şunu 4, 2 madde olarak düşsek 5 tane burada, 4 tane burada, 9 tane kip ekim var benim. Bu 9 kip ekinden bir tanesini alır. Daha sonra kişi ekini alır. Tabii 9 kip ekinden eğer aldığı emir kipi ise ayrıca kişi eki almaz. Bunu da tekrar edelim. Bunlar arkadaşlar kip ekleri. Şimdi kişi eklerini görelim.